Merhaba. Mitoz ve meiyozu gördüğümüze göre artık spermatogenez ve oogenezi, döllenme olaylarını ve hatta döllenme sonucunda oluşan embriyonun beslenme ve korunma biçimlerini inceleyebiliriz artık. Genez, Latince oluşum, yaratılış gibi anlamlara geliyor ve olduğu gibi de Batı dillerine geçmiş. O ve O gibi iki tane O harfi yan yanaysa bazen araya V gelebilir ve O olur. Hatta ikinci O harfi A ya da O olabilir. Ova ya da Ovu gibi. Eğer bir sözcük bu iki ya da üç harfle başlıyorsa daima dişi ile dişi organla ilgili bir bağlantı arayacağız. Ovum yani dişi üreme hücresi, ovaryum yani dişi üreme organları, oogenez yani yumurta hücresinin oluşumu gibi. Kısaca spermatogenez, sperm oluşum sürecine, oogenez ise yumurta hücresinin oluşum sürecine verilen isim. Gerek sperm hücresi, gerekse yumurta hücresi, üreme hücreleri yani gametler olduğu için spermatogenez ve oogenez olaylarının ikisine birden gametogenez adını da verebiliyoruz. Meiyoz bölünme erkeklerde testislerde, dişilerde ise yumurtalıklarda gerçekleşir. Spermatogenezin insandaki süresi yaklaşık 74 gün kadardır. Önce ardışık mitozlarla çoğalan hücreler daha sonra meiyoza girerler ve bu hücreler meiyozun sonuna kadar sitoplazmik köprülerle birbirlerine bağlı kalırlar ve böylece de senkronize hareket edebilirler. Spermatogenez 3 ana evre içerir. Birinci olarak sperm ana hücresi de diyebileceğimiz iki an hücrenin ardışık mitozlar geçirerek meiyoza girecek olan hücre sayısını arttırdığı evre olan spermatogonial faz evresi ki bu evre büyük ölçüde erkek çocuk ergenliğe girmeden önce gerçekleşir. İkinci olarak meiyozun iki evresi olan meiyoz 1 ve meiyoz 2 evrelerini içeren meiyoz bölünme süreci yani spermatosit faz evresi ardışık mitozlardan çıkarak meiyoza giren ikien hücre primer spermatosit ya da birinci il spermatosit adını alır. Bu hücre ikiendir. Meiyoz 1 sonucu oluşan iki hücrenin her biri sekonder spermatosit yani ikinci il spermatosit adını alır. Meiyoz 1'de homolog kromozomlar ayrıldığından bu hücreler N kromozomudur ama kardeş kromatitler hala bir aradadır. Meiyoz 2 sonucu oluşan hücreler ise spermatit adını alır. Spermatitler N kromozomludur ve spermatitlerin olgunlaşmasına da spermiyogenez adı verilir. Spermiyogenez, sperm oluşumunun üçüncü ve son evresidir. Meiyoz bölünme sonucu oluşan spermatitlerin üst ucunda Golgi kökenli, içinde glikoproteinleri de içeren kesecikler birikmeye başlar. Bu kesecikler birleşerek akrozomu oluştururlar. Akro uç, zom cisimcik demektir. Akrozom uç cisimciği olarak çevrilebilir Türkçe'ye. Zıt tarafta ise santrozom bağlantılı mikrotübüller ile kamçı oluşur. Mitokondriler ise gelişen kuyruk başında orta bölümde toplanırlar. Olgunlaşma evresinin sonunda spermlerin sitoplazmik bağlantıları kopar. Sağlıklı ve genç bir insanda günde yaklaşık olarak 300 milyon sperm üretilebilir. Sağlıklı bir sperm baş, orta bölüm ya da gövde dediğimiz ikinci kısım ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşur. Baş iki önemli kısım içerir. Bir tanesi spermin yumurta hücresi içerisine girmesini sağlayan hyaluronidaz ve akrozin gibi eritici enzimlerin bulunduğu uç kısımdaki akrozomdur. Akrozomun içinde yer alan bu litik enzimler yumurtanın dış zarını ki birazdan biz ona zona pellucida diyeceğiz. Bu zarı delerek döllenmeyi sağlarlar. Başın diğer bölümünde ise çekirdek bulunur. Çekirdek içinde babadan gelen kromozomlar yer alır. Baş ile boynu birleştiren noktada ise sentriyol yer alır. Yumurta hücrelerinin sentriyolü yoktur. Zigotun sentriyolü baba kaynaklıdır. Memelilerde sperm yumurta hücresine bu kısma kadar girer. Genellikle spermde bulunan mitokondriler yumurta hücresine girmediğinden zigotun mitokondrileri ise anne kaynaklıdır. Mitokondriler sayesinde kuyruk hareketi için gerekli olan enerji yani ATP üretimi sağlanmaktadır. Kuyruk kısmında bulunan mikrotübüller sayesinde de sperm hareketliliği sağlanmaktadır.
Çeşitli hayvan türlerinde spermlerin şekilleri, büyüklüğü ve sayısı birbirinden farklıdır ve türe özgüdür. Pek az hayvanın sperminde kuyruk yoktur. Örneğin parazit ascarislerin, kıl kurtlarının spermleri kuyruksuzdur ve amipsi hareket eder. Oogenes ise yumurta hücresinin oluşum sürecine verilen isim dedik biraz evvel. Ovaryum içinde küre şeklinde binlerce folikül vardır. Yumurtayı meydana getirecek olan oogoniumlar bu foliküller içerisinde oluşurlar. Oogonium adı verilen iken hücreler sürekli olarak mitozla bölünerek yeni oogoniumlar oluşturur. Mayoza girecek olan iken hücrelere ise primer oosit ya da birincil oosit diyoruz. İnsan dişilerinin oogoniumları kız bebek ana rahminde 3 aylık embriyo iken primer oositleri meydana getirmeye başlar. Bir kız çocuğu doğduğu zaman yumurtalığında 400 bin kadar primer oosit bulunur. Hatta bu primer oositlerin hepsi birinci mayoz bölünmenin profaz 1 evresine dek ulaşmıştır. Bu primer oositler kız eşeysel olgunluğa ulaşıncaya kadar senelerce profaz 1 evresinde beklerler. Hayvanlarda primer oositler vitellus yani yumurta sarısı kapsadıklarından primer spermatositlerden daha büyüktürler. Primer oositler de primer spermatositler gibi arka arkaya iki bölünme yani mayoz 1 ve mayoz 2 geçirir. Birinci mayoz bölünme ile ikiye bölünen hücrelerin büyüklüğü birbirine eşit değildir. Bir tanesi bol sitoplazmalı ve büyük yapılıdır. Sekonder ya da ikincil oosit ismini alır. Diğeri ise hemen hemen sadece çıplak bir çekirdek içerir ve birinci kutup hücresi ya da primer polar hücre adını alır. Sekonder oosit yine mayozla eşit olmayan bir şekilde ikiye bölünür. Bu bölünme sonucunda da yumurta sarısının ve sitoplazmanın büyük bir kısmını içeren büyük bir ootit ile sitoplazmaca yoksul küçük sekonder kutup hücresi oluşur. Bu ikinci bölünme meydana gelirken birinci kutup hücresi ya bozulur ya da o da ikiye bölünerek sekonder kutup hücrelerini meydana getirir. Fotoğrafta asıl yumurta hücresinin yanında sığıntı gibi duran ve neredeyse sadece bir çekirdekten ibaret olan kutup hücreleri görülmektedir. Ootit, spermatit gibi fazla bir şekilsel değişiklik göstermez ve olgunlaşarak ovum yani yumurtayı meydana getirir. Çeşitli hayvanlarda yumurta büyüklükleri birbirinden farklıdır. Bir primer spermatositin mayoza girmesi sonucunda mayoz 1, mayoz 2 toplam 4 tane sperm elde edilirken bir primer oositin mayoza girmesi sonucunda 3 tane kutup hücresi ama 1 tane yumurta hücresi elde edilir. Diğer 3 hücre sitoplazmalarını 4.'ye verdiklerinden dolayı 4. bu kadar devasa büyüklüktedir ve böylelikle de vitellus depolayabilir. Yumurta hücreleri o kadar büyüktür ki birçok türde gözle görülebilir. Embriyosu yumurta içerisinde beslenen ve korunan canlılarda yumurta hücresinin bu kadar büyük olması ve bol miktarda vitellus depo etmesinin çok büyük bir önemi vardır. Haploid sayıda kromozom taşıyan yumurta hücresi ile haploid sayıda kromozom taşıyan bir spermin birleşmesi ile zigot yeniden diploid hale gelmiş olur ve böylelikle dölden döle kromozom sayısı da sabit kalır. Zigot, ardışık mitozlar geçirerek embriyoyu, fetüsü ve sonrasında da bir canlıyı oluşturur. Böylelikle o canlının vücudundaki bütün hücrelerin kromozomlarının yarısı anneden, yarısı da babadan gelmiştir. Peki, eşeyli üreyen canlılarda yumurta hücresi ile spermin büyüklüğü arasında hep bu kadar büyük bir fark mevcut mu? Hayır. Ezogami gamet tipinde dişi ve erkek gametler şekil ve yapı bakımından birbirlerine benzerdirler. Aynı büyüklüktedirler. Her ikisi de hareketli olan gametlerdir. Zaten de izo eş, benzer demektir. Gami de gamet. Gametler morfolojik olarak benzerlik gösterse de taşıdıkları genlerde fizyolojik farklılıklar bulunur. Bazı alt çeşitleri bu çeşit gametler oluşturur. Anizogamide dişi ve erkek gametlerin şekli aynı ancak büyüklükleri farklıdır. An olumsuzluk ekiyle eşit olmayan, benzer olmayan gamet tipi yani. Dişi gamet erkek gametten biraz daha büyük olmakla beraber yine hareketlidir. Bu gamet tipi de yine bazı daha gelişmiş alglerde görülür. Oogamide ise dişi gamet büyük, hareketsiz ve besin depo ederken erkek gamet küçük, hareketli ve besin depo etmeyen özelliktedir. Büyüklük farkı aşırıdır. Hayvanlar bu tür gametleri oluştururlar.
Anizogami ve oogaminin her ikisinde de dişi ve erkek gametlerde boyut farklılığı olduğundan bu ikisi birlikte heterogami, yani farklı gametler olarak adlandırılır. Hadi şimdi de spermatogenez ile oogenezi karşılaştıralım. Her ikisinde de mayoza girecek olan hücre sayısını arttırabilmek için önce bir sürü mitoz gerçekleşir. Spermatogonium denen hücre erkeklerde, oogonium denen hücre ise dişilerde bir sürü mitoz geçirerek birincil spermatositleri erkeklerde, birincil oositleri dişilerde oluşturur. İşte bu hücreler, yani birincil spermatosit ya da birincil oositler, mayoza girecek olan hücrelerdir. Erkekte mayozun birinci evresi sonucunda iki tane aynı büyüklükte hücre oluşur. Dişide ise farklı büyüklükte iki hücre oluşur. Erkekte oluşan hücrelerin her ikisi de ikinci spermatosit adını alırken, dişideki bir tane büyük olan cil oosit, diğeri ise birincil kutup hücresi adını alır. Bu mayoz bir evresinde her iki cinsiyette de homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış ve kromozom sayısı yarıya düşmüştür. Mayozun ikinci evresi sonucunda 4 tane hücre oluşur erkeklerde. 4'ü de birbiriyle eşit büyüklüktedir. Mayoz 2'den çıkan, dolayısıyla mayozu tamamlayan eşit büyüklükteki olgunlaşmamış erkek üreme hücreleri spermatit adını alır. Dişide ise mayoz 2'den çıkan, yani mayozu tamamlayan 4 hücreden 3'ü kutup hücreleridir. Ve sadece bir çekirdekten meydana gelir neredeyse, çünkü sitoplazmalarını büyük ölçüde dördüncü hücreye, yani ootide aktarmışlardır. Her iki grupta da bir olgunlaşma ve farklılaşma görülür. Fakat bu farklılaşma süreci erkek üreme hücrelerinde son derece belirgindir. Olgun olmayan spermatitler bu olgunlaşma dönemiyle birlikte kuyruk kazanarak sperm haline gelirler. Dişide ise ootit daha fazla vitellus biriktirerek olgun yumurta hücresi, yani oosfer halini alır. Yumurta olgunlaşırken, yani oosferin oluşması süreci içerisinde ancak belli bir dönem boyunca döllenebilme özelliğine sahiptir. Bu süre insanlarda 24 ila 48 saattir. Döllenme, yani sperm ve yumurta hücresinin buluşması ya dişinin vücudu dışında su içerisinde gerçekleşir, birçok balık türünde ve kurbağalarda olduğu gibi, ya da dişinin vücudu içerisinde gerçekleşir. Sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde ve bazı balık türlerinde olduğu gibi. Suda yaşayan hayvanların büyük bir kısmında kopülasyon organı, yani çiftleşme organı yoktur. Bunlar da genellikle üreme hücreleri dış ortama serbestçe bırakılırlar. Döllenmede zaten su içinde, dişinin vücudu dışında gerçekleşir. Bu olaya dış döllenme denir. Döllenmeyi garantilemek için kur yapma davranışlarıyla sperm ve yumurtanın eş zamanlı bırakılması ve olası telafatı karşılayabilmek amacıyla hem spermlerin hem de yumurta hücrelerinin çok sayıda üretilmesi esastır. Zigotun oluşumu dişinin vücudu dışında gerçekleştiğinden, embriyonun da gelişmesi dişinin vücudu dışında gerçekleşir. Yani dış döllenme yapan hayvanların embriyolarının gelişiminde de dış gelişme durumu gözlenir. Su memelileri gibi, su sürüngenleri gibi ya da bazı özel balıklarda, işte köpek balıklarında olduğu gibi ve kara hayvanlarında özel bir kopülasyon, yani çiftleşme organıyla spermler dişinin vücudu içerisinde üreme organına bırakılır. Yine yumurtalar ve spermler eş zamanlı oluşturulur. Yine bu bırakma işlemi için kur yapma davranışları gerçekleşebilir. Ancak iç döllenmede dış döllenmeye göre özellikle yumurta hücresi sayısında bir azalma meydana gelmiştir. Çünkü dişinin vücudu içerisinde gerçekleşen iç döllenmede daha az sayıda yumurta türün devamı için yeterlidir. İç döllenme görülen canlılarda illaki embriyonun gelişmesi de annenin vücudunun içerisinde olacak diye bir koşul yoktur. İç döllenme görülen canlılarda embriyonun gelişmesi dışarıda da olabilir, annenin vücudu içerisinde de olabilir. Yani iç döllenme dış gelişme de görülebilir, iç döllenme iç gelişme de görülebilir. Örneğin kümes hayvanları gibi kuşlar ya da sürüngenler, mesela kritta kaplumbağaları iç döllenme ama dış gelişme yapan hayvanlardır. Karettalar
döllenmiş yumurtalarını kumda bir çukur kazarak onun içerisine bırakırlar ve daha sonra yumurtadan çıkan yavrular denize doğru koşarlar. İç döllenme ve iç gelişme yapan hayvanlara ise plasentalı memeleri örnek olarak verebilirim. Örneğin insanlarda hem iç döllenme hem de iç gelişme vardır. Döllenme sonucu zigot, zigotun da ardışık bölünmeleriyle embriyo oluşur. Embriyonun beslenme ve korunması açısından 3 farklı durum gözlenir. Ovipar canlılar, ovovivipar canlılar ve vivipar canlılar. Önce ovipar canlılara bakalım. Bu canlılarda embriyonun beslenme ve korunması yumurta tarafından gerçekleştirilir. Dış döllenme ve dış gelişme yapan canlılar ile iç döllenme ve dış gelişme yapan canlılarda görülür. Somurga sızlarının çoğu, balıkların çoğu, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar bu türden yani embriyosu yumurta tarafından beslenip korunan canlılardır. Hatta memelilerin bir alt kolu olan gagalı memeliler de bu gruba girer. Embriyosu yumurta tarafından beslenip korunan canlılarda gerek döllenmiş yumurtaların gerekse daha sonra yumurtadan çıkan yavruların bakımı olmayabilir. Bazı türlerde var, bazı türlerde yok. Bir kuş yumurtasının embriyonik zarlarına bakalım. Yumurta kabuğu koruyucu sert bir tabakadır. Bol miktarda kalsiyumlu bileşikler içerir. Kabukta bulunan mikroskobik delikler gaz alışverişini sağlar. Bu nedenle yumurta kabuğu vazelin ya da parafin gibi hava geçirmez bir madde ile sıvanırsa içerideki embriyo ölür. Kabuktan giren gazların embriyoya geçebilmesinde koryon ve allantois birlikte iş görür. Bu birliktelik koryo-allantois adını alır. Koryon, embriyonal zarların en üstündeki kalın bir zar olup yine korumayı sağlar. Amniyon sıvısı ise karasal omurgalıların embriyoların etrafını çeviren su dolu bir kesedir, kurumayı önler. Ayrıca sıvılar basınca her yöne iletebildiği için embriyoyu darbelerden korur. Vitellius kesesi besin depo eder, allantois ise artıkların biriktirildiği yerdir. Bu artıklar burada suda erimeyen kristaller halinde biriktirilir. Örneğin azotlu artıklar ürik asit kristalleri halinde depolanır. Embriyo büyüdükçe vitellius kesesi küçülecek, allantois ise büyüyecektir. Çünkü embriyo besin kullanmakta ve artık çıkarmaktadır. Kuşlar, sürüngenler ve yumurtlayan memelilerde koryonun dış kısmında yoğun protein içeriğine sahip albümince zengin yumurta akı denen bir çözeltide bulunur. Bu beş yapıyı omurgalı sınıflarında yani balıklarda, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde karşılaştıralım. Yumurta kabuğu sürüngen ve kuşlara özgüdür. Balık ve kurbağa embriyolarında bulunmaz. Çünkü bu canlı grupları gaz alışverişini, içinde bulundukları suda erimiş halde bulunan gazların değişimini sağlayan koryon aracılığıyla yaparlar ve kabuk bu alışverişi zorlaştırır. Bu tabloda kastedilen memeliler plasentalı memelilerdir. Plasentalı memelilerde ise gaz alışverişi plasenta aracılığıyla olur. Balık ve kurbağaların embriyolarının etrafında amniyon kesesi bulunmaz çünkü bu canlıların embriyolarının suda kuruma tehlikesi yoktur. Bu nedenle bu iki gruba anamniyota yani amniyon bulundurmayanlar da denir. Diğer üç grup ise amniyon kesesi bulundurdukları için amniyota, amniyon kesesi bulunduranlar adını alır. Tüm gruplarda ama büyük ama küçük bir vitellius kesesi oluşur. Ancak balık ve kurbağaların allantois keseleri yoktur. Çünkü bu gruplar artıklarını doğrudan suya atarlar. Yani allantois de amniyon gibi kara omurgalılarına özgüdür. Plasentalı memeli embriyoları başlangıçta vitellius ve allantois keselerine sahiptirler. Ancak plasentalı memelilerde vitellius kesesi, vitellius maddesi içermez. Yani yumurta sarısı bulundurmaz. Bu nedenle plasentalı memelilerde vitellius kesesinin beslenme ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Vitellius kesesinin üzerinde ilk kan damarları şekillenir. Bu damarlar besin maddelerinin embriyoya plasentadan taşınmasında yardımcı olur. Vitellius duvarından ilkel kan hücreleri de oluşur. Memelilerdeki allantois ise koryonun damarlanmasını sağlayıp onunla birlikte ileride oluşacak göbek bağının yapımına katılır. Kurbağa ve eklem bacaklılar gibi bazı canlılarda embriyonun geliştiği yumurtada vitellius yetersiz olduğundan embriyo gelişiminin erken bir evresinde doğar ve daha sonra başkalaşım yani metamorfoz geçirerek gelişimini tamamlar.
Eklem bacaklar omurgalı değil ama. Fakat kurbağalar gibi eklem bacaklıların da baş kalaşım geçirme nedeni aynı. Yumurtadaki vitellüs yetersizliği. Yumurtadaki vitellüs bittiğinde embriyo gelişiminin erken bir safhasında doğuyor ve gelişimini yumurta dışında tamamlıyor. Bu eklem bacakların bir kısmında, örneğin ipek böceklerinde, kelebeklerde olduğu gibi, yumurtadan çıkan ve larva adını verdiğimiz kurtçuk önce oburca beslenip büyüyor ve besin depo ediyor. Sonra etrafını bir kozayla çevreleyip bu kozada ikincil bir gelişme evresi geçiriyor ve deyim yerinde ise ikinci bir kez, ama bu sefer kozadan doğuyor. Bazı eklem bacaklılarda ve kurbağalarda ise yine gelişiminin erken bir evresinde doğan embriyo, ki bu embriyonun türünün kendi görüntüsüyle alakası yoktur. Kurbağanın embriyosu mesela bir baş ve bir kuyruktan meydana gelir. Belki balığa benzetebiliriz. İşte bir yandan beslenir, bir yandan bacakları çıkmaya başlar, kuyruğu düşer, solungaçlar akciğerlere dönüşür falan. Gelişimini aşama aşama yine yumurtanın dışında gerçekleştirir. Geldik ovo ve vipar canlılara. Bu canlılarda beslenme yumurta tarafından, korunma anne tarafından gerçekleşir. Bu tür canlılarda anne ovipar canlılarda olduğu gibi döllenmiş yumurtayı dışarıya bırakmaz, kendi içinde tutar. Gelişimini yumurtanın içerisinde tamamlayan yavru yumurtadan çıkar ama nereye doğar? Annenin üreme kanalına doğar ve buradan dışarıya çıkar. Dolayısıyla doğruluyormuş gibi olur ama bizdeki doğumla bir alakası yoktur. Örneğin köpek balıkları, bazı doğuran akvaryum balıkları, engerekler, keseli memeliler bu türden canlılardır. Yumurta ana vücudu içinde kalır ama yumurta içindeki embriyonun beslenmesi yumurtada bulunan vitellüs tarafından sağlanır. Embriyonal gelişim bittiğinde yavru annenin yumurta kanalında yumurtadan çıkar ve canlı bir doğum gerçekleşir. Vivipar canlılar. Embriyonun hem beslenmesi hem de korunması anne tarafından olur. Embriyo yine canlı doğurulur. Plasentalı memeliler bu grubun örneğidir. Plasentalı memelilerde dişi üreme organının başına bırakılan spermlerin büyük bir kısmı ölür. Kalanlar ise yumurta kanalında canlı kalmayı başarıp yumurtaya doğru ilerler. Spermler yumurtaya ulaştığında yumurta hücresinin dışını saran jel yapıdaki zona pellucida tabakasına temas ederler. Zona pellucida içerisinde spermler için reseptör görevi yapan bazı moleküller bulunur. Bu moleküller spermlerin zona pellucida'dan geçişini kolaylaştırır. Peki zona pellucida nedir? Memeli oositlerini kuşatan karbonhidratça zengin hücresiz jel yapıdaki tabakaya zona pellucida diyoruz. Oositler gelişirken bir yandan da hücre zarının dış kısmına glikoprotein ve glikozaminle zengin bir takım maddeler salgılar. A. Bir sperm hücresi yumurta hücresinin etrafındaki koruyucu yapıya, yani zona pellucida'ya değer. B. Eğer her iki gamet üzerindeki türe özgü belirleyici glikoproteinler birbirlerini tanımlamışlarsa akrozom zona pellucida'yı dıştan deler ve çekirdek içeriği eriyen akrozomun bulunduğu yere kayar. C. Akrozom zarından oluşan tüp şeklindeki iplikler yumurta hücresinin etrafını saran koruyucu yapının iç tarafına doğru uzanır. D. Bu tüp yumurta hücresinin genişlemiş mikrovilüsü ile kaynaşır. Bu durumda sperm hücresi ile yumurta hücresi içerikleri arasında artık bir engel kalmamıştır. Bu kaynaşma aynı zamanda metafaz 2 evresinde bulunan dişi hücrenin mayozunu tamamlamasını da uyarır ve E. Sperm çekirdeği yumurta içerisine girer. Döllenme gerçekleşince zigotun kromozom sayısı diploid olur. Döllenme sonrası hızla bölünen zigot çok hücreli bir yapıya dönüşür ve rahim duvarına gömülür. Böylece hamilelik gerçekleşir. Yumurta hücrelerinin spermleri çekmeye yarayan bir takım kimyasallar salgıladığı birçok hayvan türünde gösterilmiştir. Yumurtanın zona pellucidasının salgıladığı bu çekici maddeye fertilizin denir. Her türün yumurtası kendine özgü kimyasal bileşimi olan bir fertilizin maddesi çıkarır. Fertilizin spermanın yüzeyine etki ederek hem hareketlerini arttırır hem de onları yumurtanın yüzeyi ile tepkime yapacak duruma getirir. Bu madde aynı zamanda akrozom reaksiyonu denen bir olayı da meydana getirir. Akrozom reaksiyonu denen olayda
akrozomdan bir ya da birkaç iplikçik çıkarak yumurtaya değer. Değilen yerde yumurta aktif hale geçerek hem mayozunu tamamlar hem de bir karşılama çıkıntısı meydana getirir ve böylelikle spermin başını ve boynunun tamamını içine alır. Sperm yumurtaya değer değmez antifertilizm denen bir madde salgılamaya başlayarak zona pellucida'nın salgıladığı fertilizini nötralize eder. Böylece yumurta hücresine ikinci bir spermin girmesi de engellenir. Sperm sitoplazma içerisine girer girmez girdiği yerden başlamak üzere bir döllenme zarı oluşmaya başlar. Buna kabuk tepkimesi denir. Bir tek spermanın girmesine izin verilen yumurtalarda bu zarın çok hızlı oluşması gerekir. Döllenme zarı oluştuktan sonra artık hiçbir sperm içeri giremez. Çekirdekler kaynaşır, döllenmiş yumurta hücresi artık zigot adını alır ve bölünme hazırlığı başlar. Eğer döllenme, sperm sayısının azlığı ya da yumurta kanalının tıkalı olması gibi nedenlerle gerçekleşmiyorsa, erkek ve kadından alınan üreme hücreleri bir tüpte birleştirilerek zigotlar tüpte yani anne vücudu dışında oluşturulur, birkaç bölünme geçiren küçük embriyolar annenin rahmine yerleştirilir. Bu yönteme tüp bebek yöntemi diyoruz. Bazen de sperm sayısı o kadar azdır ki tüp bebek yöntemi de işe yaramaz. O zaman spermi mikro enjeksiyon yöntemi denen bir yöntemle mikro pipetle yumurta hücresinin içerisine doğrudan doğruya enjekte ediyor ve yumurta hücresinin döllenmesini sağlıyoruz. Evet, biyoteknolojik yöntemlerle farklı çözümler üretebiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.